Bismillahirrahmanirrahim. İslam'da iştihat meselesi. İştihat dar manada metafiziğe dahil konulardan ziyade insan Allah, insan insan ve insan eşya ilişkileri üzerinde cereyan ettiği için dil, hukuk, siyaset, iktisat, ahlak, sosyoloji disiplinleriyle bu disiplinlerin felsefesine İslami bakışın temelini atmış ve çerçevesini oluşturmuştur iştihadın yöntem bilgisi olan fıkıh usulü ile iştihadın ürünü olan ilmihal ve hukuk, fıkıh kitaplarında anılan disiplinlerle ilgili önemli bilgiler ve kurallar vardır. Dil, siyaset, iktisat ve ahlak, müstakil kitaplara da konu olarak fıkıh akraba disiplin ve dallarını oluşturmuştur içtihat meselesi sadece hukukta değil, insanla ilgili her konuya girmiştir. Gazali'ye kadar İslami ilimlere Yunan mantığı girmediği için bizzat Müslümanların bulup uyguladığı fıkıh ve kelam usulü İslam ilimleri için mantık fonksiyonunu ifa etmiştir. Gazali ise bu konuda farklı düşünmekte ve hocası İmamul Harameyn'in araladığı kapıyı ardına kadar açarak fıkıh usulü de dahil olmak üzere bütün ilimlerin mantığa özellikle ihtiyacının bulunduğunu ifade etmektedir. Biliyorsunuz felsefeciler Gazali'ye kızarlar. Özgür düşüncenin önünü kapattı diye. Aslında yanlıştır. Gazali özgür düşüncenin önünü tıkamamıştır. Yanlış düşüncenin önünü tıkamıştır ve demiştir ki böyle kafanıza esen her şeyi fikir diye söyleyemezsiniz. Her şeyin bir disiplini vardır, usulü vardır, delilleri vardır. Bunları getirerek konuş. Öbür türlü olmaz. Onun için Gazali'ye kızıyorlar. Neden kızıyorlar? Çünkü onların maksadı bütün düşünceleri yıkmak, dayanakları yok etmek, dinsizliği yaymak. Çünkü bir fikir dayanaktan yoksun olursa, delilden yoksun olursa, usuldan yoksun olursa onun gideceği yer dinsizliktir, imansızlıktır. Bugün felsefecilerin çoğu o yüzden dinsizdir, imansızdır. O kapıyı kapattığı için Gazali'ye kızıyorlar. Diyorlar ki neden bizim o kapımızı kapattın? İnsanları dinsizleştirmemize engel oldun. Gazali'den Allah razı olsun. İyi ki öyle yapmış. Gazali'den sonra Müslüman alimler iki gruba ayrıldı. Bir grup diğer ilimler ve iştahat için mantık bilmeyi farz-ı kifaye derecesine gerekli sayarken diğer grup Aristo mantığını reddetmiştir. Aristo mantığının İslami ilimlere girmesini sağlayan alimler de Aristo çizgisinde durmamış, ona önemli tenkitler ve katkılar getirmiştir. Bu cümleden olarak bir kıyası hamliyle ve şartıyla diye ikiye ayırmış, şartiyeyi de infisaliye ve ittisaliye kısımlarına bölmüşlerdir. Aristo'da bu son iki şekil yoktur. 2. Aristo'da bulunmayan Celinus'un eklediği kıyasın dördüncü şeklini Müslümanlar kullanmıştır. 3. Aristo kıyasın mukaddimelerinin yani öncüllerinin sırasına önem vermezken Müslümanlar küçük önermeyi başa getirmeyi düşünmüştür. Çağdaş mantıkçıların da bir kısmı böyle düşünmektedir. Böyle madde madde yapılabilir. Aristo'ya bağlı kalınması gerekmemiştir. Müslümanlar konularda Aristo'yu da geçmiştir. Ona da dikkate almışlardır. Dikkat almayanlar da vardır ama alanlar da vardır. Hepsinin iştihada katkıları olmuştur. Onu Gazali söylemiştir. Yani Gazali demiştir ki getirdiğini söylediğiniz şeyleri bir disiplin haline getirin. Böylece iştihadı daraltmış gibi görülüyor ama daraltmamış. Zaten o güne kadar iştihatta halledilemeyen mesele kalmamış. Bediüzzaman Hazretlerine soruyorlar. İştihat kapısı açık mıdır, kapalı mıdır? Ne buyuruyor? Açıktır ama diyor günümüzde ona gerek yoktur. Şu sebeplerden dolayı iştihat kapısını açmanın gereği yoktur. Bir diyor mesela İslam'ın Hangi meselesi çözülmemişti sen çözeceksin? Çözülmüş. Bir daha bunu konuşmanın alemi yok diyor. İki, fırtınalı diyor bir ortamda kapılar, pencereler açılır mı diyor. İçeriye fırtına dolar. Günümüzde diyor din yok, iman yok, buna sahip çıkacak devlet yok. Sen bütün kapı pencereleri açıyorsun. Ortamı ahir zaman, tam bir fırtına. Niye açıyorsun bunu? Maksadı ne? Onun gibi böyle maddeler söylemiş. Altı tane büyük madde söylemiş. Bu konular böyle. İslam'da yenileşme her zaman kendi içinde oluyor, yavaş oluyor. Mesela sadece budur. Erbabı bu işi bilir herkesin ağzına düşürmeye gerek yok. O yüzden Cenab-ı Hak azıttırmasın, sapıttırmasın. Yeni fikirler söylüyorum diye İslam'ın dışına kimseyi çıkarttırmasın.